Herkese merhaba. İrem'in mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Red Velvet kek yapacağız. Red Velvet kek daha çok cupcake olarak yapılıyor. Amerika'da çok yaygın, çok popüler. Böyle kırmızı, kadifemsi, üzerinde kıtırları olan, güzel böyle yoğun kremalarıyla sunulan bir kek. Ben de çok seviyorum bu arada. Ama kremasından çok hoşlanmıyorum. Bugün de sizler yaparken kremaya, orijinaline biraz sadık kalmayacağım. Bizim sevdiğimiz gibi diyorum. Damak tadımıza hitap ettiği gibi yapmayı planladım. Şöyle, neden kremayı yapmıyorum? Çünkü Red Velvet'in kreması orijinalinde tuzsuz bir tereyağıyla puda şekerin çırpılmasıyla oluşuyor. Bu tat benim hoşuma gitmiyor. Bu yüzden yani orijinalini biraz es geçerek İremce bir reçeteyle size sunmak istiyorum. Dilerseniz malzemelerimizi sayarak da başlayabiliriz. Öncelikle şöyle derin bir kap çıkardım. İlk olarak 3 adet yumurtam var. Onları kıracağım. Şöyle. Bazı tarifler yapılırken de bence çok eğlenceli. Bu da öyle bir tarif. İnkeleyiz. Sesin çıkmıyor. Kırmış olduğum yumurtalarımın üzerine şekerimizi ilave ediyorum. 2 su bardağı kadar burada toz şekerimiz var. Bir tutam tuz serpiyorum. Şimdi homojen olana kadar çırpacağım. Hazır sevgililer günü geliyorken bence sevdiklerimize yapacak harika bir tarif. Ben tel bir çırpıcıyla bunu yapıyorum. Sizler de el blender'ı da kullanabilirsiniz. Sadece burada en önemli olan nokta karışımın, yumurtamın güzelce çırpılmış olması ve homojen bir hale gelmiş olması. Tekrardan ve yine söylüyorum, benim yumurtalarım oda ısısındaydı. Yumurtam, şekerim gayet güzel, homojen bir hal aldı. Diğer bir kaba kaynar suyumuzu eklemek istiyorum ve 2 kaşık kakao ekleyeceğim. Kekimin içinde topaklanmasını istemediğim için İlk önce burada karıştıracağım. Şöyle. Şöyle göstermek istiyorum. Kakaomu da şimdi karışımıma eklemek istiyorum. Şimdi 1 su bardağı kadar yoğurt kullandım. Onu da koymak istiyorum. Sizler 1 su bardağı kadar ayran da kullanabilirsiniz. Ben yoğurt kullandım. Şimdi kekimiz için geri kalan malzemelerimi teker teker eklemek istiyorum. Ben sıvı yağ kullanmak istedim. 180 mililitre kadar sıvı yağım var. Onu eklemek istiyorum. Şöyle. Nişastamız var. Ben mısır nişastası kullandım. Yaklaşık olarak yarım su bardağı kadar nişasta, yani 100 gram kadar yeterli olacak. Ölçtüm. Kabımda o kadar var. Şimdi ekleyeceğim. 1,5 tatlı kaşığı kadar vanilya özütüm var. Onu da eklemek istiyorum. Şimdi 1 kaşık yardımıyla sirke ekleyeceğim. Benim elimde beyaz sirke vardı. Sizlerin elinde elma sirkesi varsa bu da olur. Ben 1 yemek kaşığı sirkemi şöyle koymak istiyorum. Çok olmasın diye bir karıştırmak istiyorum. Sırasıyla devam edeceğim. Vanilya özütümü koydum. Şu an o kadar güzel kokuyor ki. Gerçekten kokusu buram buram. Bu arada çok az tereyağı da ekleyebilirsiniz ama ben sıvı yağ kullanmak istedim. 1,5 su bardağı kadar unumuz var. 1 paket şekerli vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de karbonat ekleyeceğim. Şöyle
son olarak rengini vermesi için ben gıda boyası kullanacağım. Şöyle ki toz boyalar daha yoğun renklendirmek için bence yeterli değil. Bu benim deneyimimle bunu söylüyorum. Ben jel boya kullanmaya karar verdim. Daha önceden bu tarifi denediğimde, toz boyayla kullandığımda istediğim o görüntüyü çok elde etmek için çok fazla boya kullanmıştım. Jel boyalarda bunu yakalamak daha kolay. Ve bunu yaparken de göz kararı zaten ekleyeceğim. Birlikte şimdi bakacağız ne kadar o istediğim kıvama ne kadar ekleyerek geldiğini birlikte göreceğiz. Çırpmaya devam. Çırptım çırptım karıştırdım, kendimi onunla yarıştırdım. Kimse kimseye benzemez, kendimi onunla yarıştırdım. Oturdum ellerimle, sana kek yaptım. Size küçük bir sürpriz olsun. İlke şu anda alkışlıyor. Şimdi renklendirme sırası. Gıda boyamızı ekleyeceğiz. Şöyle. Of. Of diyorum. Şöyle karıştırdıkça rengi daha da ortaya çıkıyor. Bir de şöyle bir şey var. Siz ne kadar eklerseniz ekleyin, bir tık tabii pişince o parlaklığı gidebilir. Bu yüzden gıda boyasının eğer çok kırmızı olmasını istiyorsanız biraz fazla eklemeniz gerekecek. Ben yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar ekleyeceğim. Eskiden bu malzemeleri bulmak daha zordu ama şimdi internette de bulmak çok kolay. Şöyle. Şöyle göstermek istiyorum. Rengi, dokusu benim için yeterli. Yaklaşık 19 dakika kadar pişirmeyi düşünüyorum. 15. dakikada bir bakacağım. Kürdan yardımıyla bir kontrol etmek istiyorum. Bazen fırından fırına da değişiklik gösteriyor. O yüzden tam olarak bitirdikten sonra derece ve dakikasını net bir şekilde söyleyeceğim. Açıklamaya da zaten yazmış olacağım. Şimdi şöyle bir kabım var, göstermek istiyorum. Ben bunu daha önceden Metro marketlerinden almıştım. 3 tane boyu vardı. Bu ölçüsünü kullanmak istedim. Şöyle pratik bir kap oluşturdum kendi kendime. Yağlı kağıdımız var. Şöyle bir borcam altlığım vardı. Onun altına bunu yerleştirdim. Şöyle hazırladım. Şimdi kek harcımı döküyorum. Ben kekimi 180 derecede 30 dakika kadar pişirdim. Kekim su olması için kenara ayırdım. Daha önceden hazırlamış olduğum krem şantiyi dolabımda bir güzel beklettim. Şimdi ise krem şantinin içerisine yine soğuk olarak labne koyacağım. Daha önce hazırlamış olduğum krem şantiyi şu şekilde göstermek istiyorum. Ben 2 saat kadar dolapta beklettim. Şimdi içerisine 1 su bardağı pudra şekerim var. Onu ekliyorum. Şöyle yapacağım. 600 gram kadar da labne ekleyeceğim. Hepsini güzelce karıştıracağım. Yine homojen bir hale getireceğim. Çok da bastırmayacağım. Havasının sönmesini istemiyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum. Aşağıdan yukarıya doğru. Şöyle. Bugün hazırlamış olduğumuz bu krem şantili karışımı istediğiniz herhangi bir pastada, cupcake'lerde de kullanabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Kremam hazır. Kremamı hazırlarken de kekim soğumuştu. Ben de bu aparat sayesinde kekimi kestim. Şimdi pastamızı süsleyebiliriz.
Evet, şimdi son katımızı koyuyoruz. Şöyle. Şu şekilde. Ben 3 kat yapmaya karar verdim. 4 tane de küçük şöyle çileklerimle süslüyorum. Her katına zaten çilek eklemiştim. Kekimin kenarlarından kırıntıları şöyle elimle ufacık yapıp kremamın üzerine şöyle dökmek istiyorum. Bu şekilde. Dediğim gibi sevgililer günü için ya da özel olarak gördüğünüz herhangi bir gün sevdiklerinize bu tarifi yapabilirsiniz. Bana yapılsa çok mutlu olurdum. Evet, Red Velvet pastamızı yaptık. Ben bu şekilde süsledim dediğim gibi. Yaparken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Şu şekilde bir kez daha göstermek istiyorum. Sevgiyle kalın. Hepinize afiyet olsun.